Geldiğini nasıl anlarız? Yani son ansa zaten facia çarpma olduğu için çok şiddetli depremler olacak. 9, 10, 15 şiddetinde depremler olacağı için zaten anlaşılmayacak gibi olmaz. Çünkü adamların ev 5 metre ileri gidecek, 5 metre bu tarafa gelecek. Yani bunun artık fokur fokur kaynıyor, mağmalar fışkırıyor. Yani bunun ikinci bir açıklaması olmaz. Gökten melekler inmeye başlıyor. Gök açılıyor. Yani gökteki atmosfer tabakası yırtılıyor. Akın akın melekler gelmeye başlıyor. Dolayısıyla her yerden anlaşılır. Çünkü çok şiddetli bir gürültü olacak zaten çarpmada. Yani bir de dünyanın miğferi dönüş, yani dönüş şekli tersine. Yani her şey tersine dönüyor. Denizler fokur fokur kaynamaya başlıyor. Mağma her yerden çıkıyor. O gün insan kaçış nereye der diyor. Yani kurtulmaya çalışıyorlar ama öyle kurtulacak, kaçılacak hiçbir yer yok. Her yer felaket olacak. Bu bir süre sonra tabii sonra dünya tamamen dağılıyor. Ama ilk aşaması açısından zaten şu an kıyamet alametleri başladı. İşte gökte ve yerde alamet oldu. İlk büyük alamet Mehdi'nin çıkışıdır. Mehdi'nin çıkışı birinci büyük alamettir. Ondan sonra işte İsa Mesih'in zuhuru. Sonra Yecüc ve Mecüc. Ama Dabbetül Arz Mehdi ile beraber çıkıyor. Şu an zaten kıyamet alametlerini yoğun olarak yaşıyoruz, görüyoruz. Ön alametleri. Ama son alametler orada zaten yapacak bir şey yok. Orada alameti anlayacak durumu da kalmaz zaten. Aklını kaybediyor. Allah diyor ki ayette sen onları sarhoş zannedersin. Şeytan Allah'a sanırım. Halbuki onlar sarhoş değillerdi. Yani zırvalıyor böyle. Yani ne konuştuğu belli değil. Cümle kurmaya çalışıyor ama cümle kuramıyor. Yani facia bir durum olacak. Evet, şimdi kısa bir